Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Truckers of Europe 3'teyiz. Yeni bir aracımız var. Scania'nın S modeliyle oynamıştık. Ağır yük çekmiştik. Bugün asıl R modeliyle oynayacağız ve ağır yük yine olacak. 83 ton mu 82 ton mu? 82 ton. Şöyle gördüğünüz gibi kablo makaraları taşıyacağız. Yükümüz bu. Nürnberg'den Prag'a doğru gideceğiz bugün. Prag'a gittik mi hiç hatırlamıyorum. O yüzden farklı bir yol olsun istedim ama belki de gitmişizdir. Emin değilim yani. Aracımız bugün böyle bir kaplama yaptım bu arada. Bu arada son aracımız yani bütün araçlarla oynadık. Bir tek Scania'nın R modeliyle oynamamıştık. S ile oynadık ama R modeliyle oynamamıştık. R modeli daha çok ağır yük işlerinde falan kullanılıyor. Kabin olarak biraz daha düşük kabin S'e göre. S kabinler daha yüksek. Şöyle 8x4 yine ağır yük taşıyacağımız için. Şöyle motorumuzu çalıştıralım. Yükümüz hemen şurada sağ tarafta. Gidelim yükümüzü alalım. Yolumuza çıkalım. Oyuna herhangi bir güncelleme gelmedi. Herhangi bir yenilik yok. Var olan son gelen güncellemeyle devam ediyoruz. Bayağıdır güncelleme gelmiyor. Bakalım bir bomba patlatabilirler. Neler gelir neler gider bilmiyorum ama. Ben bu kadar sessizliğin arkasına sağlam bir güncelleme bekliyorum şahsen. Hadi bakalım. Şimdi Dorsey'nin şu pim yerine göre araç Dorsey'e yaklaştığı zaman otomatik olarak kendini aşağı basıyor ya da yukarıya kaldırıyor. Dur bakalım fark edebilirsek nasıl fark ederiz onu? Buradan fark ederiz belki. Arka lastikleri izleyin. Zaten anlarsınız hareket ettiği zaman. Bak hop kendini kaldırdı gördünüz mü bak. Bak şimdi şöyle yapacağım. Bak şimdi ileriye gidiyorum. Kendini indirecek şimdi. Hop indirdi aşağı. Şimdi geri gelelim. Bak şimdi iyi izleyin. Rolantiyi aldım. Bak şimdi. Hop kaldırdı kendini. Pimin durumuna göre hareket ediyor yani. Evet hazırız. Aksımızı da indirelim. Evet bol bol hava sesleriyle. Hadi bakalım 82 ton. 12 artı 2 vites seçtim bu sefer. Hop nereye gidiyoruz? Düz çıkacağız. Dorsey'nin akslar dönüyor mu? Dönüyordur muhtemelen bu kadar çok lastiği. Yine yağmur başladı. Birkaç bölümdür yağmura denk gelmiyorduk galiba. Yine yağmura yakalandık. Ya oyunda trafik sıkıntısı var. Oyunun trafiği çok az. İnanılmaz az yani. Yani yollarda araç neredeyse hiç görmüyor gibi oluyoruz. Çok az bir trafik var oyunda. Zor durdum vallahi. Hava seslerine bak dururken. Vallahi zor durdum. Ne yapıyorsun la? Ana yanımdakine bak. Nasıl gidiyor?
Allah, toplayamadım. Ne şimşek çakıyorlar. Abi dıştan oynaması çok zor oluyor ya. Çünkü kamerada sabitlenmiyor. Kamerada dönüp duruyor. İçe geçelim bari. Bakın trafik full. Ayarlardan oynanış. Trafik full gördüğünüz gibi. En yoğun trafikteyiz ama araç sayısı çok çok az yani. Bu arada uykusuzluğumuz var. Mazotumuz yarım depodan fazla. Ben bir tur attım. Bu bulunduğumuz şehre geldim. Frankfurt'ta mıydım? Neredeydim? Bir yerdeydim. Hep aynı şehirlere iş var. O yüzden bulunduğumuz şehre geldim. Bu araçla geldim tabii. Bu araçla geldiğim için de yakıt birazcık düştü. Yine yağmurlu bir günden herkese selamlar. Yine yoğun yağmur altındayız. Yağmur da çok kayıyor dorse, dur bakalım bugün başımıza bir şey gelmezse iyidir. Dorsayı kaydırdık, bir dokundu dorsa. Normal zamanda o kadar kaymıyor ama yağmurda etkisi çok fazla oluyor. Yağmurda acayip kayıyor. Araç, dorsa, virajlarda falan çok sıkıntılı. Turboya alalım mı aracı? Ve power moda. Nerede o? Power. Oyundaki herhalde en iyi araç interiörü Scania'da var. Diğerleri de fena değil ama en güzel görsel bence Scania'larda. Hem S'te hem R'da, zaten ikisinde içi aynı. Evet, karşıdan bir otobüs geliyor. Bir araç. Bizim yolumuz bomboş. Arkamızdan gelen var aynen. Ama önümüzde falan hiç araç yok. Ya gerçekten boş yollar. Yani trafiğin birazcık yoğunlaştırılması lazım. Yani en yüksek trafiğe almamıza rağmen araç yok ortalıklarda.
Bu da bir süre sonra tabii insanın canını sıkabilir. Bomboş yolda gitme olayı. Yani trafikte şöyle tırlar görsek, mevcut oyundaki tırlardan görsek, farklı araçlar olabilir tabii ki. Onlar da böyle yük taşısa ağır yüktür, normal yüktür. Olabilir yani, niye olmasın? Güzel olur. Güzel bir görsel katar oyuna yani. Ayrı bir hava olur oyunda. Mesela şu hava durumu seçmeli olabilir. Dinamik hava seçildiği zaman böyle işte arada bir güneş, arada bir yağmur olabilir ve hava durumu seçmeli olabilir. Sadece yağmurda o oynayayım deyip full yağmuru seçebilirsin. Karlı hava getirilebilir. Tabii kara getirmesi çok kolay değildir belki ama hani yağmur demo halindeyken de vardı zaten. Karlı havanın yapılması, bütün her yere kar dokularının eklenmesi tabii o birazcık zor olabilir. Ama ilerleyen zamanlarda neden olmasın? Güzel bir kar yağışı, böyle karlı hava, kar görselleri, kar dokuları. Oyunun grafikleri zaten bir mobil oyuna göre çok çok iyi bence. Olur. Bence olar. Evet, işte bizim şoförün uykusu geldi artık. Uyutsak iyi olur da. Dinlenme yeri karşıda. Yolumuzun üstünde, şurada ileride sanki bir şeyler görüyor gibiyim. Evet. Evet, uyumak için motoru durdur diyor. Şuradan power gücü iptal edelim. Motoru da durduralım. Ne kadar? Bir saat yetmez. 2 saat uyusak 4 saat. Saatimiz kaç? Saati de göremedik. 4 saat uyuyalım artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Akşam oldu. Kaçmış saatimiz? 19.07 oldu saat. Haydi bakalım çıkalım. Ne şimşek çakıyor. Gece görselleri bile ayrı bir güzel şu oyun ya. Lan dön. Dönmüyor. Vallahi girdik. Bariyere daldık yani. Bildiğiniz dönmedi araç. Lan Allah kaydı. Oğlum. Toplayamıyorum şu anda. Ve makasladık. Evet. Bravo bize. Vallahi bravo bize. Dur dayı dur. Nereye giriyorsun? Bak 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 bak. Trafik yoktu. Arkada kuyruk oldu. Ama işte trafik arkamızda. Önümüzde trafik yok hiç.
Gece görüntüsü de ayrı bir güzel be. Kabin aydınlatması falan. Lastik izi ne lan? Mazotumuz bence alalım. Bence alalım. Fulle kardeş, fulle. Burada da uyku yeri varmış. Ne şimşek çaktı. Ortalık bembeyaz oldu. Yalnız 82 ton da 82 ton ha. 750 beygir tır. Gayret, yokuşta bir bayıldık. Lastik kamerası. Şimşeğe bak vallahi nasıl çakıyor. Şöyle biraz gazda ya. Şurada ne var? Yine bir dinlenme alanı var. Vallahi çok korkarak gidiyor. Felaket sallanıyor tır. Fark ediyorsunuzdur zaten. Felaket böyle savruluyor, sallanıyor. Bak 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 bak. Eyvah. Eyvah. Dorsa attı bize. Vallahi dorsa attı bize. Ya arkadaş. Çok kötü kaldık. Sıkışabiliriz buraya. Vallahi inşallah sıkışmaz oraya. Ya girme oğlum araya. Allah Allah. Nasıl bir kafa yaşıyorsunuz?
Aferin. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin evladıma. Bravo. Tır kaza yapmış, kendini kurtarmaya çalışıyor orada. Aralara giriyorlar. Ne aceleniz var bu kadar? Sakin olun. Oğlum lan şeridinden git. Çıtır böyle sallıyor dönüşlerde. Yağmurlu havada neler oluyor? İki defa gördünüz ama. İki defa gördünüz yani. Her an patates olma durumları. Yalnız yol bitmiyor. Kaç? 299 kilometre. Yük de ağır tabi. Yavaş da gidiyoruz biraz. Şu an iyi hızımızda. Hızlı gidiyoruz bayağı ama. Bazı yerlerde işte tır bayılıyor. Stabil gidemiyoruz o yüzden. Bir de kaza yapıyoruz, tam oluyor. Yine başladı sallamaya. Hayır, hayır. Lan kurtar bariyerden. Yapıştı bariyere. Çıkmıyor bariyerden. Çekiyor kendine doğru. Kara delik gibi bariyer. Bir de toprak yola öyle. Toprak yola lastiğin yerini bir kaptırıyorsun abi. Direkt alıp çekiyor seni içine. Felaket yani. Toprak yola çok dikkat edin bu oyunda. Felaket bildiğiniz böyle alıyor sizi içine. Bir anda zindan karanlık oldu karşısı. Galiba buraya hiç gelmedik ya. Emin değilim. Gelmiş de olabiliriz. Emin değilim. Çok video çektik.
Ne güzel aydınlanıyor ortalık. Efsane görüntü. Hakikaten yol bitmedi yalnız ha. Şehir gözüktü galiba. Evet. Allah, buraya girecekmişiz. Ula ula. Ya. Yavaşlatamadım aracı. Lastik izlerine bak zaten. Bildiğin yavaşlatamadım. Retarderi kökledim. Freni kökledim. El frenini çektim en son yani. İmdata kadar çektim. Yok. Olmadı. Olmayınca olmuyor demek ki. Uğraşıyoruz ki trailer açısı yanlış diyor. Geri dönen dorseler çok sıkıntı. Hadi hop %100. Hasara bakalım. Of of, gecikme cezası. Hasar niye geciktik? Gecikme cezası niye yedik, ben onu anlamadım. Ama bak şimdi cezaları kaldır diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tüm cezalar silinde, artı 6746 euro para almış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, bugün yine ağır yük taşıdık ve son aracımız, artık oyunda bütün araçları kullanmış olduk. Son aracımız da Scania R modeliydi. 8x4'ünü kullandık ve üstüne 82 ton taşıdık abi. 82 tonla beraber yeni şehrimize geldik. Hop. Buraya nereye geldik? Prag mı? Aynen, Prag'a geldik. Hatırlamıyorum, Prag'dan mı biz, Prag'da oynamış mıydık? Prag'a gelmiş miydik? Onu hatırlamıyorum ama sanki gelmedik gibi, yani ilk defa geliyor olabiliriz. Tam emin değilim. Evet arkadaşlar, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.